Merhabalar, bugünkü konuklarım Angelman sendromu olan bir çocuğun anne ve babası. Merhabalar Esra'cığım ve Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Bunun uzun tanısı Angelman. Bu süreç başlamadan önce nasıl bir yaşantınız vardı? Yani böyle bir çocuk sahibi olmadan önce, daha sonra böyle bir çocuk sahibi oldunuz. Hayatınızda ne değişti? Bizim ilk çocuğumuz zaten. Evet. Angelman sendromu teşhisi koyuldu. 22 aydaki. Evet. Tabii biz teşhis koyulmadan önce de şüpheleniyorduk bazı şeylerde. Evet. Koyulduktan sonra hayatımızı ona göre dizayn ettirdik. Kızımızdan önce daha rahat tabii hayatımız vardı. Ama kızımızdan sonra da bunu çok kısıtlamadık. Yani gezmelerimizi, tatillerimizi çok kısıtlamadan ilerlemeye çalıştık. Ne kadar çok ortama sokarsak o kadar çok alışacağını düşündüm. Tabii ki de zorlukları var. Ama biz çok çocuğu kısıtlamadan, geri koymadan alanlarda öyle ilerlemeye devam ettik. Hem çocuğun kısıtlanmasına müsaade etmeyerek, hem de kendi, çünkü siz genç bir çocuksunuz, hem de kendi yaşam enerjinizi düşürmeden, çünkü enerji çok önemli bir şey özel çocuklarla ilgilenirken, bu enerjiyi kaybettiğimiz zaman onlara olan tahammülümüz azalabiliyor. Kesinlikle öyle. Yani tabii ki de ilk zaman zarfında bir çocuk oluyor yani. Kabullenmek, o hayata alışmak zor. Yani o hayata alışmak çok zor. Ama yani bir zaman sonra artık onunla yaşamayı da öğreniyoruz. Ne kadar çok kabullenirsek, ne kadar çok hayatımıza onu sokarsak o kadar daha iyi yol alıyoruz. Evet. Ya zaten şöyle bir şey. Otizm olsun, Angelman sendromu olsun, cerebral palsi olsun, hangi tanı olursa olsun bu tanı ortadan kalkmayacak. Bu tanıyla beraber bu çocuk yaşamayı öğrenecek. Biz de onlarla beraber bu tanıyla ve bu tanının gerektiği hareket tarzıyla beraber yaşamaya çalışacağız. Yaşamayı öğreneceğiz. Onlarla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Bu anlamda gayretli bir anne babasını sizi takdir ediyorum. Özel bir çocuk anne babası olduktan sonra hayatınızda daha önce hayatı böyle planlıyorduk, böyle oldu dediğiniz bir şey oldu mu? Yani yoksa hayat hep böyle olur tarafından bakan insanlar mısınız? Evet, daha çok hayatı olur tarafından bakıyorduk ama ya değişen çok şey oldu. Bazen de bakıyoruz hani şimdi tatillerimiz değişmedi, onu söyleyeyim. Sosyal hayatımızdaki birçok şey değişmedi ama insanlara bakış açımız değişti. Yani bu bizim için çok önemli bir şey oldu. Hani biz böyle bir dünya olduğunu bilmiyoruz. Bu farklı bir, bize de deneyim oldu. Farklı bir mesela tecrübe oldu. Mesela nasıl insanlara farklı bakmıyoruz? Yani şimdi hani ben otobüste bir çocuk çok ağladığı zaman şey yapıyorum, yani rahatsız oldum ben. Bir otobüste ve polise bindim. Nerede otobüs yolculuğunda, hep bildiğim uçak yolculuğunda. Hani o beni rahatsız ediyor. Açık niye susmuyor bu çocuk? Evet, niye susmuyor diyordum bu çocuk. Her yani tamam ya da niye annesi babası susturmuyor bunu diyordum. Ama şimdi bakıldığında aslında öyle değil bazı konular. Hı. Hani çünkü biz insanların ne yaşadığını, kendi rüyalarında neler yaşadığını, neler çektiğini bilmiyoruz. Empati maalesef yapamıyoruz. Tahammülsüz bir millet olduk. Çok sabırsız olduk. Teknolojinin de bu kadar gelişmesiyle aslında bazı şeyler. Her şey çok kolay elde edilebilir oldu. Şimdi bakıldığında hani kimseye artık tahammül etmiyor. O dönemde ben de etmiyordum açıkçası. Hani bozuluyor. Hani kimseye laf yaptığımız yoktu. Kimseye kötü bir şey de söylediğimiz yoktu ama hani içten içe geçiriyorduk tabii yani böyle. Yani Tutmuyorduk yani bu çocuğu. Ama şimdi baktığımızda birçok şey daha farklı olmaya başlıyor. Yani öğreniyoruz biz de bazı şeyler aslında. Aslında bize çok şey öğretti. Yaşadıkça öğreniyoruz. Evet. Ben de benim oğlum da otizmli. Ben de oğlumla beraber birçok şeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Röportajımda daha söylemiştim. İnsan evlendiğinde bir törpüleniyor. İki kişi yaşamaya başladığında. Hani bireysel böyle özgürlüğümüzün, her şeyin iki kişi yaşanarak, paylaşarak yaşandığında bir değişiyor. Bir de onun üzerine özel bir çocuk sahibi olduktan sonra insan ekstra bir törpüleniyor.
Evet. Hayata bakış açınız, insanlara bakış açınız, her şey. Evet, yani bizim toplumumuzda şuna var, bir insanın başına gelmediği sürece bir şey maalesef o olayı anlayamıyor. Evet. Yani biz bunun hani empati yapamıyoruz aslında. Biz şimdi bu bizim başımıza geldikten sonra birçok kişiyle tanıştık. İşte sosyal medya gruplarında farklı insanlarla konuştuk. Aynı bizimle kaderi paylaşan insanlarla gruplar kurduk. Hatta şu anda 2-3 ay önce bir dernek kurduk bununla alakalı. Angelman Sendromu Türkiye Derneği diye. Bu uluslararası Angelman Birliği'ne de bildirdik bunu. Orada da kabul gördü. Hatta Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olursa bize direkt ulaşıyorlar şu anda. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz burada bir sebep olmaya başladık aslında. Şimdi Marmara Üniversitesi ile oradaki diş fakültesi ile bir anlaşma yapıyoruz. Bu tarz çocuklar oraya başvuracak ve artık kendi çocuklarımızdan çıktık. Yaklaşık Türkiye'de 1000-2000 arası bir çocuk var, bir aile var yani bununla alakalı. En cümler sende olur. Evet. Ve şimdi artık kendi derdimizden değil, tüm çocukları dert edinmeye başladık ve herkese yardım etmeye başladık. Biz de farklı bir dünya öğrendik aslında. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ben sendromunu bilmeyen insanlar vardı mutlaka izleyicilerin arasında. Doktorlar bilmiyor daha. Evet. İnsanları geçelim. Angel ben sendromu nasıl bir sendrom? Yani benim bildiğim gülen adam değil mi? Mutlu çocuk sendromu. Sendromu. Nasıl bir sendrom? Yani nasıl bir şeyi var? Tanısı var. Nasıl yani bir şey? Şöyle, bunun karakteristik özellikleri var aslında. Evet. Nedir? Sarışın olacak. Evet. Genelde sarı saç mavi gözlü yani, oluyor. Aileden daha açık tenli. Daha açık tenli oluyor. Aslında hani böyle baktığınızda anlayabiliyorsunuz aslında. Biraz daha küçük kafalı oluyor. Ve albino gibi mi? Albinolar da hani böyle daha sarışın. Yani aileye yok, göre daha açık aslında. Tenli. Daha açık tenli oluyor. Gelişim gerili evet. En büyük. Evet. Yürümede Pinokyo adı veriliyor. Misallantı. Hani, mutlu kukla diye geçiyor aslında. Evet, geç yürüyenler de oluyor. Kasları çok gevşek oluyor. Tabii bayağı hani akranlarına göre, yaşlarına göre zaten geride geliyor. Ve dünya üzerinde de maksimum konuşabilen 20 cümle. 20 cümle? Evet, dünya üzerinde de bu şekilde. Yani bunu şöyle, biz birçok doktora gittik, birçok profesöre de gittik. Hani doktorların da çok nadir gözüken, yani nasıl diyeyim size, 15 bin ile 30 bin doğum arasında bir gözüken bir hastalık. Bundan dolayı da hani birçok doktor da biliyor. Hani genetik uzmanları da biliyor bu aslında çoğunu. Maalesef biz bunun sıkıntısını da çok yaşadık. Ve zaten bu derneği, grupları kurmamızın sebebi de bu. İnsanları bilgilendirmek. Evet, yani birçok hani hasta ya da yeni teşhis almış kişi bizi buluyor. Gruplar geliyor, işte sosyal medya hesaplarından buluyor. Ve biz buna, bu ailede artık bu çocukla alakalı herkes olumlu tecrübelerini anlatıyor yaşadığı. Ve kendi çocuğuyla özdeşleştirip bunu da ona göre aslında şey yapıyor. Evet, evet. Kendi yolunu çiziyor. Çok güzel bir oluşum gerçekten. Evet. Çok takdir ettim. Teşekkür ederim. Gerçekten genç bir anne baba olarak bu işin başında insanlara ön ayak olmanız. Şimdi belki daha yeni başladığımız bir şey ama ileride kimi ne kapılar açılacak? Oluşumuna vesile olduğunuz için ben özel bir çocuk annesi olarak sizi takdir ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah evladınızın çok güzel günlerini görürsünüz. Bizim toplumda şöyle bir şey var. Çocuğun mutlu gününü görmek, onun üniversite kazandığını görmek, askeri gittiğini görmek, evlendiğini görmek, ev araba sahibi olduğunu görmek gibi. Böyle klasik, klişe tabularımız var ama özel çocuk anne ve babalarının bu tabuların ötesinde hayata katılan bir çocuk, iyilerle karşılaşan bir çocuk, iyiliklere kapı açan bir çocuk, bunların kıymetini bilen biliyor zaten, biz bunu biliyoruz. Bilmeyenlere de Allah selamet versin diyoruz. Ya onları burada, bizden uzak tutsun. Ya ben burada şunu söylüyorum her zaman. Yani birçok yerde de söylüyorum. Burada en büyük görev annelik. Evet. Yani eşlerin, erkeklerin de aslında annelere daha fazla önem vermesi gerekiyor. Aileyi iyi tutmak gerekiyor. Hı. Aile güçlü olduktan sonra çocuğu ayağa kaldırmak daha kolay oluyor. Mutlu çocuk mutlu anne, mutlu kesinlikle. Anne mutlu çocuk. Yani ben şimdi şöyle söylüyorum, annelere sesleniyorum buradan.
Tabii ki insanların mutlu olması, eşleriyle beraber olmaları, eşlerinden destek almalarıyla mümkün. Ama maalesef böyle özel çocuk annelerinin sıkça karşılaştığı boşanma olayları olabiliyor. Evet, maalesef. Eşinden maalesef kabul görmeme olayları, boşanmasa bile hani farklı tepkiler gösterme olayları oluyor. Ben annelere diyorum ki güçlü olun. Olmak tabii ki güzel bir aileye sahip olmakla bağlantılı ama güçlü olmak insanın kendi içindeki inancıyla bağlantılı diye düşünüyorum. İnancımız doğrultusunda güçlüyüz. Allah dağına göre kar verirmiş. Bazı insan diyor ki ben bu dağ olmak istemiyorum, o dağ olmak istemiyorum. Her istediğimiz olmuyor hayatta. Demek ki biz o dağ olabiliriz ki o dağın karı verildi bize. Onun için çift olarak hayatı bu şekilde devam ettirebilen insanları takdir ve tebrik ediyorum. Lütfen insanlar eşlerinin kıymetlerini, çocuklarının, ailelerinin kıymetlerini bilsinler diyorum. Ama talihsizlik eseri, kader kısmet diyelim, ayrılmış anne babalar olabilirler. Orada da annelere seslenmek istiyorum. Lütfen modumuzu düşürmeyin. Hayata ve evladımıza asılın, inanın. Her şey çok güzel olacak. Evet, anne güçlüyse her şey güzel yalnız. Evet. Şimdilik sohbetimiz bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.